Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Harun İnal hocamız çok eskiden beri velut, çalışkan ve çalışkanlığını hem yaptığı vaazlarla, verdiği derslerle hem de yaptığı tercümeler ve yazdığı kitaplarla gösteriyor. İnşallah teravih namazı diye bir yeni kitabı çıktı. Ramazan'ın hemen öncesinde değil mi? Evet. Yani 2009 burada baskısı. 2009 tarihinde basılmış. Yani yeni basılmış bir kitap. Şimdi Ramazan'da bulunduğumuz için teravih namazı oldukça önemli. Bize de bu mesele sık sık soruluyor. Bu konuda eline boyuna çalışma yaptığı kanaati hasıl olduğu için sizi dinleme arzu ettik. Yalnız bizim buradaki müzakere usulümüz şöyledir. Yani bir konferans şeklinde değil. Bir ilmi müzakere şeklindedir. Ve daha çok deliller üzerinde dururuz. Yani burada mesela vardığınız şeye, neticeye hangi delillere dayandırıyorsunuz? Bu delillerin sıhhati, delaleti falan o konu üzerinde dururuz. Dolayısıyla sizin sözleriniz, yani size sık sık sorular sorulur, sözleriniz kesilir. Şey, bizim usul bu. Evet. Usul bu. Burada haftada bir kere onu mutlaka yaparız. Elhamdülillah. Yani en az bir kere yaparız. Ama bazen haftada 6 gün bile olduğu olur yani. Maşallah. Bu tür şeyler ama bir kere mutlaka olur. Herkes her türlü soruyu sorar. Çok sinir bozucu sorular da sorar. Beni çok sinirlendiriyorlar burada. Fakat onun çok, bana şahsen çok faydası var. Var, evet. Çünkü şey yapıyorum, gelişmeyi sağlıyor. Onun için yani usulümüz bu. Allah razı olsun hocam. Buyurun Allah. Hayırlar, hayırlı tamam. Neticeler nasip eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Teravih namazı esasen bir gece namazıdır. Genel olarak kaynaklara baktığımız zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca geceleyin kılmış olduğu nafilelerden bir tanesidir. Çünkü genel olarak kıldığı veya işlediği bu ibadetin sayı olarak Ramazan'ın dışında baktığımız zaman aynı sayı ile tekabül etmektedir. Farklı bir sayı karşımıza çıkmamaktadır. Ama burada Ramazan'da 20 rekat sayısı söz konusudur. Bu ne dereceye kadar doğrudur? Bunun delilleri nelerdir? İşte bu konuyu inşallah şöyle özet halinde sunmaya çalışacağım. Bu arada tabi sorular olursa onlara da. O zaman size özet sunumunuzu yapın. Tartışmayı ondan sonra yapalım. Oldu. Ha. Şey yapmasın, izleyiciler hiç olmazsa. Evet. Böyle muhtasar, müfit bir bilgi edinsin. Evet. Şimdi farz namazlardan sonra Peygamber Efendimiz diyor ki, bildiğimiz bir hadistir. En faziletli olan namaz evde kılınan namazdır. Bu itibarla vitir namazı, kuşluk namazı, sabah namazının sünneti gibi namazlar farzın dışında olan namazlar olduğundan dolayı evde kılınması daha eftaldir diye bütün kaynaklarda, hadis sahih hadislerde böyle geçmektedir. Hatta sabah namazının sünneti için dünyadan ve içindeki her şeyden daha hayırlı olduğu belirtilmektedir. Bunu Müslim'de Hazreti Ayşe'den rivayetle görüyoruz. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi, salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hayal bile edemediği nimetler hazırlanmıştır. Ebu Hureyre bunu rivayet ederken diyor ki, hadis Buhari'de yer alıyor. İsterseniz Secde Suresi 27. 17. ayeti فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ ayetini isterseniz bu ayeti okuyun. Zaten ayet yukarıda açıkladım. Hadiste hemen hemen mana olarak aynısıdır. Peki Ramazan'da kıldığımız teravih namazıyla ilgili bir hadis var mı? Bu konuda
hemen hemen bütün hadis kaynaklarında men kâme ramadâne imanen ve ihtisaben diye başlayan, bazen men sâme ramadânen ve ekâme diye başlayan, kim inanarak ve mükafatını da Allah'tan bekleyerek, onun rızasını gözeterek Ramazan gecelerini ikame ederse, onun geçmiş günahları bağışlanır. Fakat burada, belki sorularda gelecektir, kimi rivayetlerde ki özellikle Ahmed İbn Hanbel'de, gelecekteki günahları da bağışlanır diye bir ibare, bir ifade, bir cümle eklenmiştir. O konu hakkında farklı değerlendirmeler yapılmıştır. Hazreti Ayşe annemize soruyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da ne kadar namaz kılardı? Bu soru Hazreti Ayşe validemize sorulduğunda, ki Ebu Seleme bin Abdurrahman bu soruyu soran, genel bir ifadeyle Ramazan'da şu kadar namaz kılardı yerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerek Ramazan ayında olsun, gerek Ramazan ayının dışında olsun 11 rekatın üzerinde namaz kıldığı vaki değildir diyor. Ve ölçü olarak buna 3 rekatta vitir namazı eklenmiş. Yani 8 artı 3 olarak yaptığımız zaman 11 rekat olarak görmekteyiz. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki ben Resulullah'a sordum bu şekilde namaz kılarken, ki uzun tutardı kıyamlarını. Ya Resulullah sen uyumaz mısın diye sorduklarında benim gözlerim uyuyor ve fakat kalbim uyumaz buyurmuştur. Bukhari aynı de yine bu hadisi yer alıyor. Ebu Seleme yine aynı şekilde Ramazan ile ilgili sorduğu halde Hazreti Ayşe validemiz söylediğimiz gibi genel manada bir cevap veriyor. Bu tıpkı deniz suyu nasıldır diye bir soru sorulduğunda, deniz suyuyla abdest alınır mı veya deniz suyu temiz midir değil midir? Hazreti Peygamber'in deniz suyu temiz ve içinde ölen deniz ürünleri de helaldir genel ifadesi gibi bir hadistir bu da. İbn Abbas'tan gelen, hemen kısaca arz edeyim, rivayet olarak 13 rekat olduğu rivayet ediliyor. Hazreti Ayşe'den farklı gelen bir rivayette yine 13 rekat olduğu, bunun 2 rekatını da sabah namazının sünneti olduğu rivayet edilmiştir. Sabah namazının sünneti dışında Peygamber Efendimiz 7 olarak, 9 olarak ve 11 rekat olarak bu namazı kıldığı vakidir. Hatta Hazreti Peygamber teravih namazı. Gece namazı. Gece namazı. Şimdi gece namazı. Gece namazdan bahsediyor. Genel manada gece namazıdır. Yani yılın her gününde kılınan namazı bahsediyor. 9 rekat Peygamber Efendimiz devamlı kılmış ama yaşlandığı zaman artık 9 rekatı kalamaz duruma gelmiş ve ondan sonra bunu 7 rekat olarak devam ettirmiştir. Tabi sabah namazı da gece namazı olduğu için evet, onda kalkmışlar. Şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün ve gecede, teravih buna dahildir, kılmış olduğu namazların farzlar da dahil olmak üzere 40 rekat namaz kılmış. Bunun 17 rekatı farz olan namazlardır. 10 rekat veya 12 rekat revatip dediğimiz farz namazlara bağlı olarak öncesinden veya sonrasından kılınan namazlardır. Bir de Hazreti Peygamber bu revatibin dışında geceleyin kılmış olduğu, kimi rivayetlerde yukarıda söyledik, 11 rekat, kimisinde de 13 rekat olarak kılınmıştır. Hazreti Peygamber revatip olmayan, yani farz namazlara bağlı olarak kılınmayan namazlar ise kuşluk namazı gibi, tahiyyetül mescid gibi, bir dostunu ziyarete gittiği zaman teberrüken orada 2 rekat namaz kılması gibi namazlardır. Gece namazı hakkında kendilerinden hadis rivayet edilen sahabi Hazreti Ali, Hazreti Ayşe ve Abdullah İbni Abbas'ın yanında 10 kadar sahabi geçmektedir ki isimleri kaynaklarda birkaç tane isim olarak Enes bin Malik, Cabir, Huzeyfe, Abdullah bin Ömer, Ebu Eyyub Ensari ve
Ebu Seleme gibi zatları bu arada sayabiliyoruz. Şimdi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan gelen bu hadise dayanarak Peygamber Efendimiz 8 rekatın dışında teravih namazı kılmamıştır. Peki 11 nereden geliyor? 3 rekatta vitir namazı olunca ne olmuş oluyor? Bu sayı 11'e çıkmış oluyor. Bu konuyla ilgili İbn Abbas'tan gelen bir rivayet var. İbn Abbas diyor ki Peygamber Efendimiz kimisinde 20 rekatı kıldırdığı ifadesi var. Kimisinde münferiden tek başına Peygamber Efendimiz kıldı ifadesi var. Fakat İbn Abbas rivayeti. İbn Abbas rivayeti. Fakat bu mutlaka ikilime vardır. Ebu Şeybe bin Osman var ki zayıf bir ravidir. İtimat edilmeyen bir ravidir. Ama ne yazık ki bu konuda en çok buna itimat edilmiştir. Mezhepler de buna dayanmıştır. Bunu şey yapmıştır. Ve özellikle de İmam Şahrani'nin şu kitabını esas almışlardır. Keşful Gumme'de de bu. Diğer kaynaklarda da Beyhaki'nin sünnende yer alıyor. Fakat Keşful Gumme ki İmam Şahrani bilirsiniz birçok şeyler vardır. Şimdi diyor ki bu zat bu eserinde benim bu kitabım diyor, bunu şeyde de görürsünüz, Said-i Nursi'de de görürsünüz. Benim diyor Risale-i Nur isimli eserlerim Mehdi geldiği zaman onun programı olacaktır. Ondan 400 sene önce gelen Keşf-ül Gumme'nin yazarı ki tabakatı var, birçok eserler var biliyorsunuz. Şahrani bu kitabı için benim bu kitabım diyor Mehdi'nin programı olacaktır diyor. İşte ben diyor ve semmeytu bi işareti ba'dil fukara es-sadikin bi keşfil gumme en cem'il ümme. Bazı sadık fakirlerin, burada fakirden kasıt işaret verin. Hint fakirlerinin. onların işaretleriyle ben bunu Allah'ın rızasını güderek şey yaptım. Allah işte yazarını, müellifini, dinleyenini, bakanını mükafatlandırsın. Ve kad beşşereni el-hatif aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam'ı kastediyor. Ha. Bana diyor Cebrail aleyhisselam haber ver bi bekai hazel kitab ila hurucil Mehdi aleyhisselam. Mehdi aleyhisselam'ın çıkacağı zamana kadar bu kitap çıkacak. Liyentefi'a bihi ashabuhu. Ashabı ondan yararlansın. Ve yestagnune bihi an muraca'atil Mehdi aleyhisselam fi ekseril umuri diniye. Fennu aleyhisselam bi daharaca yerfavul hilaf vel aratiye devam ediyor. Yani Mehdi'yi rahatlatmak için yazılmış bir. Evet, Mehdi'yi rahatlatmak için yazmış olan bir kitap. Gelince şaşırmasın daha. Yok evet. Ya, çok sıkıştırmasınlar diye. Evet, şimdi... Kendine adı Mehdi olsun, niye bu kitabı mahtaç olsun? Tabii ki, yok, zaten büyük, çok büyük bir ihtimalle Mehdi benim demiştir arkasından. Çünkü Said Nursi de o beklenen büyük Mehdi benim. Demiştir. Yani her ne kadar şey söyleyemiyorsam da diyor, sadece cebime koyun şeklinde falan. Bunu açıkça söylüyorsan. Evet. Bir de bu Şahrani'nin tabakatında mesela tam, evet. Şey var. Diyor ki işte velinin şartlarını sayıyor. 20 tane şart var. Şimdi onlar da, şartlardan bir tanesi evvelin hakim olması, ahirin hakim olması. Bunlar ayrı ayrı şartlar. Evvelin hakimi, ahirin hakimi, evveli ve ahiri olmayanın hakimi olacak. Allah'ın yani Allah hakimiyeti evet. Altına alması gerekiyor. Bütün her şeye yani Allah kendisi oluyor. Haşa. Böyle bir insan bunlar. Bu rivayette bunun yeri neydi hocam? Şimdi, yani ne yazık ki bunun esas almışlar. Yani sahih 6 hadis kaynağında bu hadis yok. Sünen-i Beyhaki'de geçiyor. Ve bilhassa mesela Kamil Miras'ta Tecid'de aynı şekilde bunu görüyoruz. Birçok fıkıh kaynaklarında yeni yazılan eserlerde olsun, eski eserler olsun. Yani Şahrani referans gösteriyorlar. Çünkü diyor Şahrani gibi müdakkik, muhakkik olan birinin almış olduğu ve bunu fıkıh esasına göre kitabını şey yapmıştır diyor. Dolayısıyla ve o da diyor ki ben bu kitabımı tamamen hadislere dayandırarak ve buraya aldığım hiçbir hadis tenkide tabi değildir. Hatta burada gene öyle bir ifade geçiyor ki benim bu şeyim bir hadis gösteriyor.
o hadise göre eğer bir şey duyduğunuz zaman benim ağzımdan rivayet edilen o sizin aklınıza uygunsa, size kolaylıkla anlaşılabilir bir şekilde kabul edilebilir bir durum arz ediyorsa bilin ki o hadis benimdir. Onu reddetmeyin. Oysa ki bu uydurmadır. Hemen hemen birçok mutasavvuf olsun veya sıradan kimseler, ilimle pek şey olmayan insanlar olsun, bunu hadis diye delil olarak alıyorlar ve dolayısıyla her ne kadar peygamber söylememiş olsa da bu Hazreti Peygamber'in de söylediği gibi akla mantığa aykırı değildir. O halde bu Resulullah'ın söylediği bir ifadedir. Ben diyor hadisleri bu ölçüyle aldım diyor. Burada zaten. Hangi akıl hangi mantık tabii. Evet. Ve baktığınız zaman hadisler bütünüyle olmasa da yüzde bilmem ne kadar zayıf ve uydurma olan rivayetlerdir. Kaldı ki mesela ben diyor en çok dayandığım kişi İmam-ı Suyuti'dir. Oysa ki İmam-ı Suyuti El-Alül Masnu'a fil Akbari'l Mevdu'a adlı eserinde daha öncekinde mesela Cami-i Sahir'inde sahih dediğini orada çok rahatlıkla mevzu diyebiliyor. Tedrib-i Ravi'de o kadar çelişkili şeyler görüyoruz ki ben bunu uydurma hadise kitabında da dile getirdim. Dolayısıyla bu insanlar sadece şunu şey yapıyorlar. Nasıl olsa bizim özellikle de bir de işin tasavvufi yönü ele alındığı zaman millet bize bu şekilde olanlar gözü kapalı olarak inanır. Dolayısıyla biz ne söylersek aynen kabul edilir. Ve o şekilde bizim kitaplarımız da haşa Kur'an ve sünnetin önünde bir kitap olarak maalesef kabul ediliyor. Yani ölçü bu olduğundan kaynak olarak da bunu veriyorlar. Eski ulema her ne hikmetse bu şekilde ki sıkıntıları, şeyleri çoktur. Mesela Rabbim taksiratını affeylesin. Hepimizin bildiği, birçoklarımızın da evinde olan büyük İslam ilmi hali var mesela Ömer Rasul Bilmen'in. Bence bir eve, kanaatim olarak söylüyorum, bir eve girmemesi gereken bir ilmi haldir. O kanaatteyim şu olarak. Şimdi orada diyor ki Kadir Gecesi ile ilgili olarak şöyle ki Ramazan Şerif'in 27. gecesine tezahür ediyor. Kur'an-ı Kerim bu geceden itibaren Resul-i Ekrem Efendimiz'e huzur olmuştur diyor. Deniliyor ki Kadir namazının en azı 2 rekat, ortası 100 rekat, en çoğu da 1000 rekattır. Efendim işte 100 rekat kılındığında şu kadar şunlar olmalı, şunlar şu sureler, ayetler okunmalı. 100 rekat kılındığı takdirde her rekatında Fatiha-i Şerife'den sonra İnne Enzalna suresi 3 kere de İhlas sure-i celilesi okunup her 2 rekatta bir selam verilmeli diyor. Şimdi delil olarak pek kuvvetli olmamakla beraber işte asıl maksat bu geceyi mümkün olduğu kadar ihya etmek. Peki kuvvetli olmayan bir delili siz millete kuvvetliymiş gibi sunarsanız, dayatırsanız bu namazın da önüne geçer, farzın da önüne geçer. Ve bu şekilde bir sıkıntıyla karşı karşıya kalırsınız. Dersen konuyu değiştirmeyelim. Duymuş, gece başlamış Kadir Gecesi'nde namaz kılmıyor. 200 rekat kılmış, sonunda demiş ki avamdan birisi. Allah böyle bir din indirmemiştir demiş. Ne? 1 rekat kılmış. Evet. Şimdi bu şeyden sonra Bukhari teravih namazıyla ilgili asmış olduğu başlıkta diyor ki şöyle bir başlık atıyor. Nafile bir ibadet olan teravih namazını kılmak imandandır. Başlığı bu başlıkla. Nafile bir imandandır. Nafile bir ibadet olan teravih namazını kılmak imandandır. Yani müminin yapacağı bir görevdir anlamında söylüyor zannederim. Böyle bir başlıkla şey ele almış. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Asr-ı Saadet'te evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Asr-ı Saadet'te hayatında 3 defa bu namazı kıldırmıştır. Ve her kıldırışında da
Birinci gece diyelim ki şu kadar ise ikinci gece biraz daha cemaat artmış. Üçüncüsünde daha artmış. Dördüncüsünde mescidi alamayacak derecede çoğalınca Hazreti Peygamber çıkmamış. Ve bu defa acaba uyudu kaldı mı düşüncesiyle öksürmeye, as-salah as-salah namaz namaz diye seslenmeye başlamışlar. Hazreti Peygamber sabahleyin çıkıyor ve diyor ki sizin akşamki halinizi gördüm, iştiyakınızı gördüm fakat aşırı derecedeki bu arzudan dolayı endişem o ki bu namaz size farz kılınır ve cemaatle farz kılınır. Sonra siz devam edemezsiniz, kılamazsınız, cemaat terk edersiniz. Bu endişeyi taşıdığımdan dolayı çıkmadım. Namazlarınızı evinizde kılınız diye ashabını uyarıyor. Hayru salatu tumbe'in ba'del mektubeti. İllel mektube diyor aynı şekilde o ucub olarak. Bu konuda en açık olarak Ebu Zer Gıfari'den gelen bir rivayet var. Diyor ki Resulullah Sellem ile birlikte Ramazan orucunu tuttuk. Hazreti Peygamber Ramazan ayının bitimine 7 gün kalana kadar Allah Resulü farz namazı dışında bize herhangi bir namaz kıldırmadı. Sadece yatsı namazını kıldırıp yerine geçti diyor. Ramazan'ın 23. gecesinin gecesinde gecenin üçte biri geçinceye kadar bize teravih namazı kıldırdı. Bu 8 rekatlık bir namaz. Ramazan'ın bitimine 6 gece kalınca yani 24. gecesinde gecenin kaçı geçinceye kadar dedi? 3'te? Gecenin 3'te 1'i. Geçinceye kadar. Evet. Yani çok uzattı diyor. Evet. Sülüse leyl diye. 3'te 2'si. Geçinceye kadar. Çok uzatmış. Ramazan 6. bitimine 6 gece kala yani 24. gecesinde bize teravih namazı kıldırmadı. Fakat 25. gecesinde dek bize teravih namazını yine gece yarısına kadar bize kıldırdı diyor. 25. gecesinde. Şimdi siz teravih diye tercih ediyorsunuz ama hadisin metninde öyle teravih diye bir şey yok. Yani ben şaşırdım. Ha, şimdi hadisin metninde o şey yok. Ama Buhar bütün ulemanın teheccüd namazı konusunda dikkat ederseniz teravih diye tercih ediyorsunuz. Şimdi şey bitsin, bir dakika ne soracağım, sunum bitsin ondan sonra konuşuruz. O şey, Buhari baskısında herhalde farklı, bizdekinde imamdan da falan da yazmamış. Baskı olabilir, olabilir, baskı farkları var. Baskı farkları olabilir. Benim odadaki baskı ya. Olabilir. Siyah var ya, şu resimde var ya. Ve 25. gece, Hazreti Peygamber bu namazı kıldırınca, ey Allah'ın Resulü keşke kalan yarısı için de bize namazı kıldırsaydın diye temennide bulunuyor. Sahabe özellikle Ebu Zer ben böyle söyledim diyor. Peygamber Efendimiz de diyor ki imam ile birlikte kılınan namaz sanki yani tamamen o geceyi kapsamasa bile sanki gecenin bütününde o namaz beraber kılınmış gibi kabul edilir ve dolayısıyla gecenin sonuna kadar bu namazı kılmaya gerek yok anlamında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Ebu Zer'e cevap veriyor. İmamla kılınan namaz derken yatsı namazının farzını mı? Yok. Bu teravihi kıldırırken bu 8 rekatı. Şurada diyor ki 25. gecesine yarısı geçene dek bize teravih namazını kıldırdı diyor. Bunun üzerine dedim ki ey Allah'ın Resulü keşke kalan yarısı için de bize namaz kıldırsaydı. Bu nafile ile ilgili olarak söylüyor. Bizim için fazlasıyla hayırlı olurdu diye söyledim. Resulullah imam namazı bitirinceye kadar onunla namaz kılmak tüm geceyi namazla geçirmiş olmak için yeterlidir diyor. Genel konuşmuş. Yani evet. İza salla da imamı. Evet. O teravih diye tercümede kelime de kamer. Yani kıyamın değil. Onu görüşeceğiz. Onu görüşeceğiz. Ramazan zaten bu konudaki ben kanaatimde sonda bildireceğim. Ben özellikle burada alınan ifade kame kelimesini bilhassa Ramazan ile ilgili olan bölümde olduğu için tamamen teravih olarak ele almışlardır şarihler. Evet. Ramazan bitimine 3 gece kalınca yani 27. gecesinde peygamber ailesini, kadınlarını, ashabını topladı. Bütün gece bize namaz kıldırdı. Namazı o kadar uzadı ki zannettik ki biz sahura kaçıracağız diyor. Yani sahura kadar Hazreti Peygamber
namaz kılmaya devam ediliyor. Ramazan kalan gecelerinde ise bize herhangi bir namaz kıldırmadı. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam 3 gece namaz kıldırıyor. Zaten konunun başında benim teheccüd namazını koyma sebebim özellikle teravih namazını ve orada 40 rekat namaz diye gösterdim. 17 rekat farzı çıkardıktan sonra gece namazı içerisinde ele alınan bir ibadettir. Ama teravih denme sebebi şuradan kaynaklanıyor. Her 4 rekatta bir dinlenme yapıldığı için, oturup arada dinlenildiği için, bir istirahat yapıldığı için bu anlamda denmiştir. Ve denmiştir ki teravih 5 tervihadan 10 selamdan ibarettir diye söylenmiştir. Bunu ileride inşallah şey yaparız. Teravih namazının rekat sayısı ne kadardır? Bu konuda Hazreti Ayşe validemizden gelen rivayet 11 rekat olduğunu önce söylemiştik. İbni Hibban ile Huzeyme sahihlerinde Cabir'den gelen rivayet özellikle Hazreti Peygamber'in Ramazan'da kıldığı, teravih adeli değil de Ramazan'da kıldığı ifadesi 8+3'tür yani 11 rekattır. Evet. Dolayısıyla Hazreti Ayşe annemizin hadisiyle uyuşmuş oluyor. Üçüncüsü İbni Ebu Şeybe, Taberani, Beyhaki, Begavi ve başkalarının İbni Abbas'tan rivayetlerine göre yaptıkları 20 rekat namaz kıldırdıklarına ait şey olmuştur. Bu rivayet Hazreti Ayşe ile Cabir tarafından gelen rivayetle çelişmektedir. Onunla bir uyum sağlamamaktadır. Bizim arkadaşım. Bir de bu hadisin senedinde İbn Ebu Şeybe'nin büyük babası, dedesi Ebu Şeybe İbrahim bin Osman'ın bu hadisin ravisi olarak yer almasıdır. Hadisin ravisi olarak yer alan ki kaynaklarda özellikle ravilerin tenkidi ile ilgili hadis kaynaklarında İbrahim bin Osman çok şiddetli bir şekilde tenkit görmüş bir ravidir. Kufelidir kendisi. Dolayısıyla bu zatın rivayet ettiği hadisin sıhhat derecesinin makbul olmayacağı ve zayıf olduğu, uydurma olmakla beraber ama zayıf bir hadis olduğu kesindir. Ama buna rağmen az önce de söyledik, gerek delil olarak diyorlar ki tamam bu hadis zayıftır, bu şekliyle ravi Osman, İbrahim bin Osman'a itimat edilmez ama bir de sahabenin uygulaması var. Sahabe-i kiramın uygulaması var. Sahabe bunu 20 rekat olarak kılmış, kimse de buna itiraz etmemiştir. Hazreti Ömer döneminden itibaren değil mi? O dönemden, Hazreti Ali döneminden, Hazreti Osman döneminden itibaren, yani özellikle Übey bin Kâb'ı görevlendirip 20 rekat olarak kıldırdığından yani itibaren da, sayıda net mi 20? Hani ilk cemaat orada başlıyor diye o hadisi deli kullanıyorlar da 20 de oradan başladı diyorlar mı açık bir şekilde? Hayır, 20 de oradan başladı demiyorlar. Şunu diyorlar, yani bu İbni Abbas hadisi 20 rekat peygamberimiz kıldırdı diyor ya. Her ne kadar bu hadis zayıf ise de sahabe-i kiramın bu uygulaması, Übey bin Kâb'ın bu namazı 20 rekat olarak kıldırmış olması, kaldı ki Hazreti Ömer zamanında Übey bin Kâb belli bir süre bu namazı 11 rekat olarak kıldırmıştır. Yani bütünüyle 20 rekat olarak kıldırmış değildir. Bu da bir gerçektir. Peki şöyle bir soru da akla gelebilir. Neden Hazreti Ebubekir döneminde bu kılınmadı? Neden Hazreti Ömer belli bir dönemde bunu kıldırmadı? Delil olarak diyorlar ki, gerekçe olarak diyorlar ki doğru. Fakat Hazreti Ebubekir hilafet makamına, görevine gelir gelmez irtidat olayları başladı. Bir takım hadiseler başladı. Önemli olaylar varken böyle bir nafile ile uğraşmak zaman alırdı ve yani önemli değildi daha doğrusu. Herkes nasıl olsa bunu münferiden de olsa, 3-5 kişi bir araya gelerek de olsa bu namazı kılıyorlardı. Dolayısıyla bu sorunlarla ilgilendiği için eğer böyle bir sorun olmasaydı Ebu Bekir de böyle yapardı. Tabi bu bir yorumdur. İşte
Peki Ömer niye yapmadı radıyallahu anh? Hazreti Ömer de, o da aynı şekilde ilk dönemlerde bu problemlerle karşı karşıya kaldığı için yapamadı diye böyle bir yorum getiriyorlar. Ancak Hazreti Ömer'in bu şekilde Übey bin Kâb'a bu görevi vermesi, Temim-i Dâriye bu görevi ve Süleyman bin Hasme'ye bu görevi vermesi şöyle bir şeyle yine karşılaşıyoruz. Burada da zannetsem 35. sayfada göreceğiz. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında mescide çıktı. Baktık insanlar mescidin bir tarafında namaz kılıyorlar. Bunun üzerine bu namazı kılanlar kimlerdir diye Peygamber Efendimiz sordu. Kendisine bu namazı kılanlar Müslümanlardan Kur'an okumasını az bilenlerdir. Bu nedenle Übey bin Kâb onlara namaz kıldırıyor. Onlar da ona uyarak namaz kılıyorlar diye cevap verildi. Resulullah da kendilerine isabet ettiler ve yaptıkları şey ne güzeldir diye buyurdu. Bu Ebu Davud'da yer alıyor fakat hadisin uydurma olduğu %90'a yakın bir şeydir. Zaten birçok hadis araştırmacıları bu hadislerin kesin olarak ciddi manada zayıf bir rivayet olduğunu söylemiş oluyorlar. Zaten Resulullah Aleyhisselam'ın böyle bir tasvibi, böyle bir onayı olmadığı gibi böyle bir olay da cereyan etmiş değildir. Bizatihi bu olayın Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ömer mescide gidip geliyor, bakıyor ki işte 3-5 kişi orada, birkaç kişi orada bu şekilde namaz kıldıklarını görünce bunları herhalde Abdurrahman isminde bir zat, Abdurrahman bin Kari galiba, El-Kari, Kari bölgesinden olan bir zat, okuyucu anlamında değil. Bu namazı onunla konuşurken bu insanları bir imam etrafında toplasam iyi olur diyor. Ve nitekim ertesi gün Übey bin Kâb ile Temim-i Dâriye'yi bu iş için görevlendiriyor. Übey bin Kâb erkeklere namaz kıldırıyor, teravih namazını. Temim-i Dâriye veya Süleyman bin Hasme de kadınlara namaz kıldırıyor. Daha sonra Hazreti Osman döneminde Süleyman bin Hasme'nin imamlığında hem kadınlar hem erkekler aynı imamın arkasında namaz, bu namazı kılmış oluyorlar. Fakat özellikle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 8 rekatın üzerinde herhangi bir nafile kılmamıştır. Ramazan cemaat halinde. Evet. Endişeyi de zaten biraz öncesi yapmıştık. Deniliyor ki kaynaklarda ki doğrusu odur. Fiili sünnet olarak bizatihi Hazreti Peygamber'in hem kavli hem fiili. Gidin evinizde kılın diyor. Fiilen de 8 rekat kıldırmıştır. Bu Resulullah'ın sünnetidir. 12 rekat ilave yapılan rekat ise Hazreti Ömer'in ve o dönemdeki sahabenin sünnetidir. Buna müstahap denmesi daha yerinde olur deniliyor. Bu Resulullah'ın sünneti değildir. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh ertesi gün veya birkaç gün sonra Hazreti Ömer kendisi namaza katılmıyor. Kendisi münferiden kılıyor. Ve şu kadar kılacaksınız şeklinde 20 rekat olarak başta bir durum söz konusu değil. Daha sonraki dönemlerde bunun 20 rekat olarak kılması şey olmuş. Hatta Harra olayında olayına kadar ki bu 100 senelik bir zaman şey yapıyor. Bu Muaviye'nin oğlu Yezid'in komutanı ismi neydi? Ukbe. Medine'yi işgal ediyor. Yağmalıyor bütün şeyleri. Hatta Mescid-i Nebevi'de ezan okunmasını engelliyor. İşte o dönem öncesine kadar neredeyse hep 8 rekat olarak kılına gelmiştir. Daha sonra bu yani 100 sene boyunca 8 rekat kılınmış olsun. Genelde böyle adı. Fakat Hazreti Ömer'i durumu ele aldığımız zaman yani 20 olduğu zannediliyor. 20 olarak şey yapılıyor. Ancak Hazreti Peygamber'in namazı kıldırmasında olsun, Hazreti Ömer'in kıldırmasında yani imama şey yapmasında namazda okunan kıraatla ilgili Peygamber Efendimiz
İşte görüyoruz burada, şu vakte kadar, bu vakte kadar kılardı diyor. Yine Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın birçok şeylerde namaz kıldığı zaman, gece namazları çok hızlı kıldı, çok seri kıldı ve fakat ruku ve secdelerine harfiyen riayet ettiği rivayetlerdekisindir. Ve dolayısıyla Hazreti Ömer 3 kişiyi alıyor, onları denemeye tabi tutuyor. En yavaş okuyan için diyor ki sen 20 ayet okuyacaksın. Orta derecede okuyan sen 25 okuyacaksın. Süratli okuyan için de her rekatta 30 ayet okuyacaksın diye 30'la belirliyor. Ama daha sonra Hazreti Osman döneminde, Hazreti Ali döneminde özellikle bu iki halife döneminde 100 rekat, 100 ayet, 200 ayet okunduğu, hatta o kadar zorlanmış ki ellerindeki asalarına dayanarak beklediklerini şeyler gösteriyor. Oysa ki bu gelen hadislere de, Kur'an şeyine de aykırı gibi geliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de fakra umma teyeserimler Kur'an, Kur'an'dan kolayınıza gelen. Gerçi bu şeyle ilgili ama mesela başka ayette ve Kur'an el fecri vardır. Yani burada namaz anlamındadır. Yine Muaz radıyallahu anh Medine'de namaz kıldırırken sahabeden birisi zorlanıyor ve geri çekiliyor. Onlara uymuyor. Ertesi gün işte o münafıktı şeklinde bir şey olması, olay Hazreti Peygamber'e iletilince Hazreti Muaz'ı çağırtıyor ve diyor ki efettanun ya Muaz, ey Muaz sen fitne mi çıkarmak istiyorsun, olay mı çıkarmak istiyorsun diyerek onu uyarmıştır. Yine bir hadiste اِذَا اَمَّا اَحَدُكُمُ النَّاسِ فَلْيُخَفِفْ فَاِنَّ فِيهِ مُسَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَزَلْ حَاجَ Hazreti Bey, yani herhangi biriniz imam olduğu zaman namazı hafif kıldırsın, yani uzatmasın, hıkkınlık vermesin. Çünkü onlarda yaşlı olanı var, hasta olanı var, ihtiyaç sahibi olanı vardır. Ama tek başına kıldığı zaman فَلْيُطَوِلْ مَاشَا diyor, dilediği kadar onu uzatsın diyor. Dolayısıyla herhalde burada şöyle bir durum göze çarpıyor ki bu şekilde namaz kılınmış. O dönemdeki insanlar günümüzdeki insanlar kadar pek böyle bir sıkıntı duymuyorlar mıydı, şey yapmıyorlar mıydı veyahut da manevi baskı daha mı bir ağırlık kazanıyordu? Ama Allah Resulü özellikle bunları uyarmıştır. Hatta bir hadislerinde beni en çok üzen olay, namaza durduğum zaman bir kadının çocuğunun geride ağlayıp da o kadının namaz boyunca çektiği ızdırabı ben diyor yaşıyorum. Dolayısıyla böyle bir şeyde bir namazı 100 rekat, 100 ayetle 200 ayette bir rekatta şey yapması, cemaat halinde yapması biraz da şey olmuş oluyor, sıkıcı olmuş oluyor ve bu konudaki rivayetlerde de her ne kadar bu Buhari'de de Müslim'de de bir takım şeylerde rivayet almış, yer almış olsa da bunların her birisinin farklı olarak ravileriyle birebir ele alınıp değerlendirilmesinde, yeniden değerlendirilmesinde